Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Modalverben und ihre Alternativen. Önceki derslerimizde de bu konuyu gördük. Ancak burada sollen'i görüyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Sollen denildiğinde ne anlamalıydık arkadaşlar? Meli, malı anlamına geliyordu, öyle değil mi cümle? Şimdi burada arkadaşlar sollen'in yerine alternatif oluşturacak yapılara baktığımızda erwarten eylemini görüyoruz. Demek ki sollen'in yerine ben erwarten eylemini koyduğumda bu anlamı vermiş oluyor cümlenin içerisinde. Erwarten arkadaşlar beklenti içerisinde olmak anlamına gelmiş oluyor. Zaten cümlenin içerisinde birebir böyle çeviri yaptığımda ikinci, üçüncü anlamlar ortaya çıkabiliyor. O anlamda cümlenin içerisinde bakmakta fayda var. Bir diğer anlam bakacak olursak, bakın burada den Auftrag haben, Auftrag görev, ödev gibi düşünülebilir arkadaşlar. Bakın Auftrag haben'le beraber kullanılmış oluyor. Demek ki sollen modal fiili yerine ben den Auftrag haben'da kullanabiliyorum. Tıpkı die Aufgabe haben gibi. Dolayısıyla die Aufgabe neydi arkadaşlar? Görev, ödev şeklinde değil mi? Hausaufgabe'den belki hatırlayacaksınızdır bu kelimeyi. Değil mi? Ödev, görev anlamındaydı. Demek ki den Auftrag haben ve die Aufgabe haben aynı anlama gelmiş oluyor. Bu sebepten bu şekilde bir işaretleme yaptım. Bir diğer kelimelere bakacak olursak anlam itibariyle arkadaşlar sollen yerine geçecek empfehlenswert arkadaşlar tavsiye edilir diyecek olursak, demek ki empfehlenswert diyebiliriz. Ratsam, bu da gene tavsiye edilir anlamında. Besser, bu da neydi arkadaşlar? Komparatifte görmüştük. Daha iyi değil mi? Denildiğinde demek ki bu görmüş olduklarımız arkadaşlar sollen modal fiilinin yerine geçebilen alternatif oluşturacak fiil ve kelime kapsamları içerisinde. Şöyle bir toparlayalım isterseniz tekrar. Erwarten demek ki neymiş? Beklenti içerisinde olmak demekmiş. Dediğim gibi arkadaşlar bunu birazdan cümleler içerisinde görüyor olacağız. Den Auftrag haben neymiş? Görevin, ödevinin olması gibi düşünülebilir. Die Aufgabe haben keza gene aynı anlama gelmiş oluyormuş. Empfehlenswert neymiş? Demek ki tavsiye edilir değil mi? Dediğim gibi birazdan göreceğiz. Ratsam keza gene tavsiye etmek anlamında kullanılan bir kelime. Besser, bu da gene anlaşılacağı üzere daha iyi anlamına gelmiş oluyor. Dilerseniz şimdi örnek cümlelerle bu kelimeleri bir pekiştirelim. Sollen, sollen, erwarten, erwarten, den Auftrag haben, den Auftrag haben, die Aufgabe haben, die Aufgabe haben. Empfehlenswert, empfehlenswert, ratsam, ratsam, besser, besser. İlk örneğimize baktığımızda Leo soll seiner Mutter Bescheid geben cümlesini görüyoruz arkadaşlar. Leo, bu bir erkek ismi. Evet, ne yapmalı? Seine Mutter, annesine Bescheid geben neydi arkadaşlar? Haber vermek anlamına geliyor değil mi? Dolayısıyla Leo annesine haber vermeli demiş oluyoruz değil mi bu cümlede? Şimdi sollen yerine ne yapabiliriz? Birçok alternatif kullanabiliriz. Tabi burada anlam olarak bakmamız lazım. Annesine haber vermeli derken bakın erwarten'i ne şekilde kullanabiliriz ona bakalım. Erwarten beklenti içerisinde olmak. Dolayısıyla bu cümlede kim beklenti içerisinde? Anne beklenti içerisinde. Annenin ne beklentisi var? Leo'nun değil mi? Haber vermesi gerekiyor değil mi? Öyle olmasını istiyor. Dolayısıyla annesinin öyle bir talebi var değil mi? Anne tarafından bir beklenti var. Dolayısıyla ne olacak? Bakın burada dikkat edin. Seine Mutter değil de seine Mutter demiş oluyorum. Dolayısıyla seine Mutter erwartet diyorum değil mi? Seine Mutter erwartet. Bakın daslı bir cümle bu. Das Leo ihr Bescheid gibt. Burada ne yapmışız demek ki arkadaşlar? Leo'nun
ona ne yapması, haber vermesi beklentisi içerisinde demiş oluyorum. Dolayısıyla Zernimota erwartet, dass Leo ihr Bescheid gibt demiş oluyorum. Bakın erwarten yerine den Auftrag haben. Den Auftrag haben tabii bu bir görev, bir sorumluluk gibi düşünülebilir. Dolayısıyla bu kimin sorumluluğu? Leo'nun sorumluluğu. Dolayısıyla ne diyeceğim? Leo'nun böyle bir görevi, bir ödevi var. Annesine haber vermeye dediğimde Leo hat den Auftrag seiner Mutter Bescheid zu geben, değil mi? Demiş oluyorum. Bakın burada demek ki den Auftrag yerine erwartet, değil mi? Bunların yerleri değişmiş. Tabi burada artık hat den Auftrag dedikten sonra artık daslı bir cümleye kurmaya gerek kalmadan olağan bir şekilde gidiyor. Ancak neye dikkat ediyoruz? Bakın burada to plus infinitive yapısı kullanılmış arkadaşlar. Dolayısıyla to plus infinitive kullanıldığında ne yapmış oluyorum? Bunu cümlenin sonuna atmış oluyorum. Leo hat den Auftrag seine Mutter Bescheid zu geben demiş oluyorum. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Cümlemiz man sollte gepflegt aussehen. Evet, burada bir ne yapıyorduk arkadaşlar? Man denildiğinde, bunu daha önceden de söylemiştik, genelleme yapıldığında ve biz bunu üçüncü tekil olarak görüyorduk, değil mi? Yapılmalı, edilmeli derken demek ki man sollte. Bakın fark ettiyseniz man soll dememişiz de man sollte demişiz arkadaşlar. Man soll de diyebilirdik. Man sollte bu da pekala olabilirdi. Burada preteritum formu sizi karmaşaya götürmesin. Şöyle ki man sollte güzel Türkçedeki gibi geçmiş zaman değil. Hani bir genelleme yapıldığından bu şekilde kullanılıyor. Dolayısıyla burada bir tavsiye söz konusu. Bu man sollte denildiğinde. Dolayısıyla man sollte gepflegt, bakımlı demek arkadaşlar. Aussehen ayrılabilir fiili. Ne demek arkadaşlar? Aussehen dış görünüş, değil mi? Ne yapılmalı? Bakımlı görünmeli. Yani düzgün giyinmeliyiz demeye getiriyor, değil mi? Yani işte saç tıraşımızı, hanımlar ne yapmalı? Düzgün makyajlar, abartmadan gibi bunu demeye getiriyor. Dolayısıyla ne yapılmalı? Bakımlı olmalı tavsiyesinde bulunuyor bu cümle. Man sollte gepflegt aussehen cümlesi, değil mi? Şimdi burada man sollte yerine az önce söyledik ne yapabiliriz arkadaşlar? Tavsiyelerde bulunacağımız için empfehlenswert, değil mi? Sollen yerine, sollten yerine getirebiliriz. Dolayısıyla es wäre empfehlenswert, ne olurdu? Tavsiye edilir, değil mi? Şu tavsiye edilir denildiğinde bakın bunu arkadaşlar bir şablon, bir kalıp olarak görebiliriz. Es wäre empfehlenswert denildiğinde. Es wäre empfehlenswert gepflegt auszusehen. Bakın zu plus infinitiv ne olmuş? Ayrılabilir fiilin arasına gelmiş. Dolayısıyla auszusehen olmuş. Es wäre empfehlenswert gepflegt auszusehen demiş oluyoruz. Bakın burada demek ki ne yapacakmışız? Bunu kalıp olarak alabiliriz arkadaşlar. Empfehlenswert yerine ne yapabilirim? Ratsam. Ratsam da gene aynı anlama geliyor arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Tavsiyede bulunuyoruz. Dolayısıyla gene es wäre şeklinde de ne yapabilirim? Söyleyebilirim, değil mi? Ratsam kullanabilirim. Dolayısıyla es wäre ratsam gepflegt auszusehen, değil mi? Tavsiye edilir dediğimde demek ki es wäre ratsam gepflegt auszusehen demiş oluyorum. Ya da daha iyi olurdu derken ne derim? Besser demiş olurum. Es wäre besser gepflegt auszusehen. Demek ki arkadaşlar şöyle bir toparlayacak olursak ilk örnekte ne yapmışız demek ki? Leo soll seiner Mutter Bescheid geben. Ne yapmalı? Leo annesine haber vermeli, değil mi? Bunu ben ne yapabiliyormuşum demek ki? Erwarten şeklinde yorumladığımda annenin böyle bir beklentisi var. Leo'nun, değil mi, ona haber vermesine diyecek olursam seine Mutter erwartet, değil mi, annenin beklentisi var. Bakın das cümlesiyle devam ediyoruz. Das Leo ihr Bescheid gibt dediğimde daslı cümlemi kurmuş oluyorum. Ya da erwarten yerine den Auftrag haben denildiğinde ne diyecekmişiz demek ki?
Leo'nun bir görevi, bir ödevi var ki o da ne? Annesine haber vermek. O zaman ne diyecekmişiz? Leo hat den Auftrag, seiner Mutter Bescheid zu geben. İkinci örneğimizde ise ne yapmışız arkadaşlar? Bir tavsiye var. Man sollte gepflegt aussehen, değil mi? Bakımlı, düzgün görünmeli demeye getiriyor bu cümlemiz. Dolayısıyla man sollte gepflegt aussehen, buradaki sollte ne şeklinde, empfehlenswert şeklinde de yorumlanabiliyor. Dolayısıyla es wäre empfehlenswert gepflegt auszusehen diyebiliyormuşum. Ya da es wäre ratsam gepflegt auszusehen. Ya da ne diyebiliyormuşum arkadaşlar? Es wäre besser gepflegt auszusehen diyebiliyormuşum, değil mi? Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Leo soll seiner Mutter Bescheid geben. Leo soll seiner Mutter Bescheid geben. Seine Mutter erwartet, dass Leo ihr Bescheid gibt. Seine Mutter erwartet, dass Leo ihr Bescheid gibt. Leo hat den Auftrag, seiner Mutter Bescheid zu geben. Leo hat den Auftrag, seiner Mutter Bescheid zu geben. Man sollte gepflegt aussehen. Man sollte gepflegt aussehen. Es wäre empfehlenswert, gepflegt auszusehen. Es wäre empfehlenswert, gepflegt auszusehen. Es wäre ratsam, gepflegt auszusehen. Es wäre ratsam, gepflegt auszusehen. Es wäre besser, gepflegt auszusehen. Es wäre besser, gepflegt auszusehen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde soll modal fiilinin alternatiflerini görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.